Yani kadroda aslında kalıp mücadele etmesini beklediğim bir isimdi. O da Berat Özdemir'le ilgili olarak bir gelişmemiz var. Verelim kırmızıyı Emre Torul. Berat Özdemir Suudi Arabistan yolunda efendim. Trabzonspor'un orta saha oyuncusuna El İttifak Kulübü talip oldu ve Bordo Mavillere 2,5 milyon euroluk yaklaşık bir teklifte bulundu. Bu teklifi ve kulübün bakış açısını, Berat'ın bakışını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'le konuşacağız. Yunus hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Sana ve konuklarına iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Ben şaşırdım açıkçası Berat için Suudi Arabistan haberini duyunca. Çünkü detayları sen aktar. Oyuncunun da olumlu baktığı yönünde bilgiler var sanırım. Aslında anlaştı taraflar şu an itibariyle ve oyuncu yarın El İttifak Kulübü'nün Bolu'daki Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak. Şu an için planlama bu şekilde. 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ve bonuslar var bu sözleşme teklifin içerisinde. Oyuncunun gidişi gerçekten herkes adına sürpriz. Çünkü o bölgede birçok isim diyaloğu geçti, ayrılabilir teklif var diye ama Berat için Hull City'den bir teklif gelmişti. Hull City'den o gelen teklif de Trabzonspor Kulüp tarafından kabul edilmemişti. Ardından devam eden süreçte zaten Hamşik sakatlanmadan önce Trabzonspor mevcut kadroda halen bir orta saha arayışı içerisindeydi. Hamşik sakatlandıktan sonra da arayış artarak devam edince oyuncu da forma şansının daha da azaldığını düşünerek menajer üzerinden böyle bir girişimde bulundu. El İttifak Kulübü de kısa süre içerisinde yapılan görüşmelerde de taraflar 2 milyon 500 bin avro civarındaki bir rakama anlaşmaya, prensip anlaşmasına vardı. Dediğim gibi planlamada oyuncunun yarın El İttifak Kulübü'nün Bolu'da yaptığı kampa katılıp orada takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor. Şu an için bu transferlerinde çok ciddi bir engel yok. Berat Özdemir de sadece hayırlı olsun diyerek bu transferle hayırlısı olsun diyerek bu transferle ilgili söylemini dile getirdi. Evet, Yunus Emre Sel bir kez daha söyleyelim. Biz tabii teklif etti dedik ama artık iş sadece resmi imzaya kaldı herhalde. Editörümüz Emre Turul'dan da rica edelim o zaman artık. El İttifak la prensip anlaşmasına varıldı diye KJ'mizi de güncelleyelim. Ben şaşırdım. Yunus lütfen hatta kal sen de çünkü Trabzonspor'a dair sorularımız da olacak ama bu yani şans bulamama noktasında oyuncunun peki inancını kıran neydi? Yani şimdi İki yol vardır. Ya ben burada şans bulamayacağım deyip böyle bir transfer yaparsınız ya da ya ben burada şans biraz zor bulacağım ama direneceğim, kalacağım, savaşacağım diyebilirsiniz. Berat'ın yaşı 24 değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Genç de bir Evet. oyuncu. Önünde de uzun yıllar var. Bu noktaya nasıl geldi sence peki? Abdullah Hoca hiç mi düşünmüyor? Oyuncunun Yok. umutları tamamen mi tükendi? Öyle diyemeyiz tabii ki. Abdullah Hoca geçtiğimiz sezona Berat'la başladı. Sezon içerisinde takviyeler gelince özellikle Dorukhan form tutmaya başladıktan sonra Berat daha çok kulübeye veya oyundan sonradan giren kişi olmaya başladı. Hazırlık maçlarında da Berat'ı denedi ama süreç içerisinde sürekli o bölge için bir arayış olunca oyuncu da böyle bir fikre gitti. Tabii burada kulübün de kendine göre çıkarları var. Çünkü ekonomik olarak kulübün de bir girdiye ihtiyacı var. Şampiyon takım Trabzonspor ve şu ana kadar çok ciddi rakamlara oyuncu satışı gerçekleştiremedi. Bu da Trabzonspor'un ekonomik anlamda biraz sıkıntıda, yani istediği rakamları alamama noktasında sıkıntıda olmasına sebebiyet veriyordu. Bu ve başlangıç oldu satış anlamında. Bakalım devamı gelecek mi? Çünkü Ahmetcan Kaplan'a da ilgi duyan takımlar var. Belki farklı isimlere de özellikle Şampiyonlar Ligi playoff maçından sonra da teklifler gelebilir Trabzonspor'da. Berat'ın yıllık ne kadar kazanacağına dair bilgi var mı Yunus elinde? Net rakamı tam alamamakla birlikte 1 milyonun üzerinde, 1 milyon avronun üzerinde bir rakam kazanacağını söyleyebilirim. Trabzonspor bu noktada peki şöyle bir görüşü var mıydı? Yani ben oyuncu açısından daha empati yapmak için soruyorum bu soruları. Ya Türkiye'de bir yere gitme, yurt dışına gitmen konusunda biz yardımcı oluruz gibi bir tavrı var mıydı Ya bu Trabzonspor'un? zaten yeni sıcak gelişen bir durum. Hani Tabii. öyle bir görüşme yapılmadı öncesinde. Bir Evet. anda gelişen bir transfer süreci oldu. Biz konuklarımızla Berat'ın gidişini tabii değerlendireceğiz ayrı ama az önce Umut Bozok'tan bahsettik. Daha önce Trabzonspor'un ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu noktada bir gelişme var mıdır? Hala Trabzonspor'un Lorient kulübüyle temasları sürüyor Umut Bozok için. Zaten bir teklifi var oyuncuya ama oyuncu daha çok Galatasaray'a gitme düşüncesinde. Zaten sosyal medya paylaşımlarında da Galatasaray'da olduğunu saklamayan bir isim.
O yüzden çok da yoğun bir girişim olduğunu söyleyemeyiz ama bir ilgi teklifi var Trabzonspor'un. Onun dışında yine Trabzonspor'un forvet hattı, orta saha ve stoper bölgesi içinde arayışları hala devam ediyor. Evet, isim var mı? Trabzonspor taraftarı bize pres uyguluyor, biz de sana uygulayalım. Sağ stoper ve orta saha konusunda adaylar kimler diye sorular geliyor sık sık çünkü. Çok fazla isim söyledik, yazdık bugüne kadar ama bunların hani söylenip de anlaşılamayan da çok fazla isim var. Son görüşülen isim şu anda Valencia'dan Diakabi. Oyuncu ile ilgili Trabzonspor Kulübü hem kiralık hem kiralık sezon sonu satın alma hem de direkt bonservisiyle ilgili sözlü görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca yeni önerilen isimler de var. Orta saha içinde Grealish, Xhaka, Lemina isimleri şu anda hala gündemde. Oraya daha yeni liste oluşturduklarını söyledi Abdullah Hoca. Çünkü orası biraz Hamşin sakatlanmasından sonra daha ön plana çıkan bir mevki oldu. Forvet hattı içinde az önce söyledik Umut Bozuk, Batshuayi ve son olarak da Eldor Shomurodov ismi gündemde. Shomurodov'un Bologna ile zaten çok uzun zamandır teması var ama Trabzonspor'da yeni bir devreye girdi bu oyuncu ile ilgili. Bakalım süreç neyi gösterecek. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emresel. Kolay gelsin, iyi akşamlar diliyoruz sana. Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar. Ben çok şaşırdım. 24 yaşında bir oyuncu milli takıma kadar seçilmiş Berat Özdemir Trabzonspor kariyerine de iyi başladı. Şuna şaşırdım yani, transfer olmasına değil Suudi Arabistan sana ekibi gitmesine. El İttifak'ı tercih etmesine evet. Şaşırdım. Bahsedilen rakam da yani ilk etapta dedim ki acaba çok ciddi bir teklif mi? Yani 2 milyon euronun üzerinde bir teklif mi diye düşündüm ama Yunus'un söylediği 1 milyon euronun üzerinde diyor. Ama o rakam herhalde Trabzonspor'dan aldığının iki misli falandır. Yani Trabzonspor'un verdiği rakam 500 bin eurolar civarındadır. Emin değilim ama öyle söyleyeyim. Bu rakamı sanki Türkiye'de alabilirdi yani Trabzonspor'a yok, gelmeden önce alamaz. De yani yaklaşık. Alamaz. Yani Trabzonspor ya 1 milyon euroyu Berat Türkiye'de başka bir kulüpten alamaz. Yani kimden alacak? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'dan alırsın 1 milyon euroyu. Yani Kayseri mesela diyelim, Giresun ya da işte Adana Demirspor. Yani bunlar daha mütevazı bütçeler sunuyorlar. Zaten büyük takımlardan oyuncuları alamama nedenleri bu. Çünkü oralarda daha yüksek para kazanıyorlar. Geldikleri zaman daha aşağıda oluyor. Şimdi neden sorusunun cevabını arayalım. Siopis, Hamşik, Doğucan Haspolat, Dorukan, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür. Özellikle Doğucan hazırlık döneminde de çok öne çıktı. Yani Abdullah Avcı ona duran top kullandırtmaya başladı. Dorukan zaten yani bir önce onu yazıyorsun. Şimdi baktığında Berat'a burada gelecek süre ve zaman gerçekten çok sınırlı. Belki de onu düşündü ve gideyim oynayayım hem de para kazanayım. Belki bir sene sonra tekrar başka bir şey yapabilirim diye düşünmüş olabilir. Şimdi bazen savaşmak çok güzeldir. Bazen de savaşmak sizi geriye atar. Oynamayacaksınız geride kalırsınız. Yani onun için de tabii ki bence tercihini... El İttifak'ta oynamak ileriye atar mı onu peki? İşte onu söyleyecektim. Bence tercihini Avrupa'da bir takıma paraya değil de 1 milyon euro değil 500 bin euroya Avrupa'da bir takıma keşke gitseydi. Çok daha değerli olurdu bana göre. Mesela Doğan Erdoğan gitti mesela. Yani öyle bir gitseydi doğru. Daha düşük bir bütçeyle daha doğru olurdu. Ama şunu söyleyeyim hani Berat Ayberk Özdemir'e süre ne kadar gelir dersen şu yapının içerisinde gerçekten çok ciddi sıkıntı. Bir de bir oyuncu daha alacak Trabzonspor.